Geçtiğimiz haftalarda siz eczacılar toplandınız ve sorunları ortaya koydunuz. Peki hükümetin size yaklaşımı, Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımı ne oldu? Olumlu yanıt alamadınız mı? Ne tür gelişmeler oldu? Şimdi aslında uzun bir aylardır belki de bir yıla yayılabilecek bir müzakere süreci oldu. İlgili bakanlıklar, o bakanlıkların alt kurumları, genel müdürlüklere gidildi, görüşüldü. Onlara hepimiz Türkiye'nin her yerinden dosyalar gönderdik. Dedik ki bakın böyle böyle bizim temel 4-5 tane sorunumuz var. Bu sorunları çözmezseniz birkaç yıl sonra eczanenin çoğu kapanacak. Yani biz teker teker hepimiz kapanmadan bir uyarıda bulunduk. Kimse de dinlemedi, öyle sorunuza cevap olsun diye söyleyeyim. Ha şunu da söyleyeyim, haksızlık etmeyelim. Dinleyenler oldu, gereğini yapmadılar. Mesela en son bizim eylem takvimini başlatmadan önce son başkanlar toplantısında Ankara'da Sağlık Bakanımızın çağırdığını öğrendik. Büyük bir memnuniyetle Türkiye'deki tüm eczacı olanın başkanları gitti. Sayın Bakan bizi makamında ağırladı. Bütün sorunları bildiğini söyledi ama bunun bir bütçe meselesi olduğunu, Maliye Bakanlığı'nı aşamadığını, elinden de bir şey gelmediğini söyledi. Düşünün ki bu vahim bir tablo. Bu vatandaş ölsün demek gibi bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı, biz diyoruz ki biz bir süre sonra bu hizmeti sürdüremeyeceğiz. Bile piyasada ilaçlarla ilgili sıkıntı var. İnsanlar ilaç alırken ceplerinden çok para ödüyorlar ve bir süre sonra bu alım güçleriyle bir şekilde bu işi götüremeyecekler. Tedaviler aksıyor diye anlatıyoruz. Fakülte sayısı anlamsızca çoğaldı diyoruz. Ama Sayın Bakan diyor ki haklısınız ama bu beni aşar diyor. Başka bir sıkıntı, o mitingin aslında temel çıkış noktalarından bir tanesi, belki de birinci sıra yazılabilir. Demin bahsettiğim o ilaç fiyat kararnamesi. Evet, yani evet, Türkiye'de ilacın fiyatını belirleyen, 7.86 gibi tuhaf bir yerde de onu tutup tasarruf etmeye çalışan o kararnamenin içeriğinde başka bir şey daha var. Evet. Eczacıların kar oranını belirleyen bir sistem var. Nedir o? İlacın fiyatı arttıkça karlılığın azaldığı. Aynen. Yani ilacın işte 100 liraya kadar bir karlılığı var. 100 liradan 200 liraya kadar. Kademeli bir şekilde. Evet, evet. Bu karlılık var. Bu peki niye bizi şu anda rahatsız ediyor? Her gelen zamda ilaçların önemli bir çoğunluğu bir üst kademeye geçiyor. Evet. Bir üst kademeye geçtiğinde eczacının karlılığı azalıyor. Peki yıllar içinde bunu hesapladığınızda ne oluyor? Bu ne zaman çıkmış bu kararname? 2004. Yani 2004'ten 2022'ye 18 yıl içinde sermayeyi kaybediyorsunuz. Kaybediyoruz. Bir, ikincisi evet, işletme giderleriniz de çok hızlı bir şekilde artıyor. Asgari ücret. Aynen. Bu sene ilk defa iki zam yapıldı. Asgari ücrete gelen zammı, onun SSK Bağkur primlerini, elektrik, su, internet hizmetlerini, birçok eczanenin giderlerini hesapladığınızda işletme giderleriniz hızla artıyor ama sizin artması gereken karlılığınız azalıyor. Azalıyor. Bu bir yerde birbirine eşitlenecek ve eczanenin evet, bir küçük ticarethane olarak değerlendirin. Eczacının bunu döndürme şansı kalmıyor. Mümkün değil. O zaman başka iş arıyor veya kapatıyor. Şunu da yapıyorlar. İşte evet, ya personel sayısını azaltmaya çalışıyorlar ya küçülmeye çalışıyorlar ama bu çözüm değil. Bizim temelde şu söylediğimiz şey şu. Bu iş sürdürülemez bir noktaya gidiyor. Buna müdahale edin diyoruz. Onlar Maliye Bakanlığı diyorlar. Ötekileri başka bir şey diyor. Biz de dedik ki sesimizi duyurmanın yöntemi olmalı. Türkiye'de demokratik koşullarda nedir? Basın açıklamaları yaptık. İşte broşür dağıttık vatandaşa. Eczanelerimizin camlarına afişler astık. Yine sonuç yok. Bu arada görüşmeyle ilgili talebimiz devam ediyor. Derdimizi anlatmaya devam ediyoruz ama kimse dinlemiyor. Sonuç olarak bir mitingde buluştuk. Miting benim son yıllarda gördüğüm, Türkiye'nin dört bir yanından, Türkiye'deki tüm illerden, tüm o eczacıların tam kadro katıldığı 20 bin aşkın insanın bir araya geldiği ve... Çok ciddi bir sayı, 20 bin. Evet, hem ki evet, bu İstiklal'deki bombalı saldırıdan sonra tabii ki birçok arkadaşımızın endişeli olarak, evet, kaygılı olarak oraya katılamadığını da gördük. Öğrenci arkadaşlarımızın rezervasyonlarını iptal ettiğini gördük. 16 Ekim'de yapacaktık biz onu. O maden faciasından sonra erteledik. Eğer o tarihte yapılsaydı, yani bu maden faciası ve bombalı saldırı olmadan, o zaman çok daha fazla olurdu ama şunu gördüm. O kalabalık bizim için çok değerli. Çok önemli. Orada evet, emek var, insanlar yollardan gelmişler, uykusuz kalmışlar. Ama görüyorum ki neredeyse iki hafta olacak. Bununla ilgili bir haftayı geçtik. Bununla ilgili herhangi birileri ya bunlar ne diyor, bu arkadaşların derdi nedir? Eczacılar öyle kolay kolay sokağa çıkmaz. Bunlar bir meydanlara çıkıp bir şekilde miting yapacak noktaya getiren önemli bir neden konu olmadı nedir? Evet. Yani diye bir Allah'ın kulu da arayıp sormuyor. Yani bu da tuhaf. Aslında geçmişte biz mesela bir miting daha yapmıştık 2008'de.
O da çok ses getiren bir miting olmuştu. O zaman bir takım düzenlemeler olmuştu. 2002'de bir eczane kapatma eylemi yapmıştık. Koalisyon hükümeti vardı o zaman. Aynı gün akşam başbakan yardımcıları devreye girmişti. Gelin bakalım nedir, evet, olay, evet, bir dakika hallederiz, nedir sorun diye. Şimdi bakıyorum böyle başka bir dünyada yaşıyoruz. Yani bizim alışageldiğimiz devletin kurumlarının bu işin sorun olduğunu biliyorlar. Bizden iyi biliyorlar. Vatandaştan gelen yansımaları biliyorlar. Eczacı arkadaşların sabah akşam sosyal medyada ve diğer yazılı iletilerle gönderdiklerinden haberdarlar. Ama yokmuş gibi davranıyorlar. O da beni kaygılandırıyor. Çok enteresan. Gerçekten çok üzücü bir konumda.